İzmir'de bir deprem oldu. Deprem olduğu andan itibaren yıkılan binaların altında, enkazında insanlarımız kaldılar. Canını kurtaran insanlarımız kendilerini dışarıya attılar. 4000 yurttaşımız evsiz kaldı. Deprem olduğu andan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere bütün ilçe belediyeleri koordineli anında kriz masalarını kurdular. İlk 4 saat içerisinde kriz masalarını oluşturdular. Daha sonra hızla arama çalışma ekiplerine belediyelerimiz kendi ekipmanlarını ve makinalarını derhal AFAD'ın emrine verdi. Her yıkılan binada belediyedeki görevlilerimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri anında çıkan sorunları çözmek için görevlendirildi. İkinci günden itibaren dışarıda kalan vatandaşlarımızla ilgili derhal çadırlar kurulmaya başladı. Kurulan çadırlar numaralandırıldı ve o numarada hangi vatandaşımızın hangi eksiği var? Mama eksiği mi var? Yiyecek eksiği mi var? Yiyecek eksiği mi var? Tespit edildi. Altıncı günden itibaren gıdalar ihtiyaca göre dağıtılmaya başlandı. Sıcak yemekse ikinci günden itibaren derhal vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Hayatını kaybedenleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladına ve İslam dinine yakışır bir şekilde defnedilmesi için belediyelerimiz gerekli bütün çalışmaları yapıp defnedildikten sonra da ailenin bütün ihtiyaçlarını gidererek görevlerini yerine getirdiler. Biz yanınızdayız, biz yanınızdayız. Allah bütün vatandaşlarımız yanınızda. Ellerinizden öperiz. Çok geçmiş olsun. Yedinci günden itibaren çocukların psikolojisi bozulmuş, kadınlarımızın çaresizlik içerisinde bunalıma girmemesi için psikolojik destek verecek pedagoglar ve tıp uzmanları çadırlarda görevlendirilmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi hızla 4000 vatandaşımızın bir ay sonra evlerine girebileceği şekilde bir kampanyayı başlattı ve 4000 insanımız evlerine 5 ay kiraları ödenmiş vaziyette götürülüyor. Biz parklarda çadır, kumanya, mobil WC ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları sürdürüyoruz. 1000 civarında çadır kuruyoruz. Bütün İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm departmanlarıyla çalışmasını sürdürüyor. Tam böyle merdivenlerdeydik. Bütün hepsi üzerimizde. Yani bütün binanın ağırlığı üzerimizde. Evet. Olağanüstü bir görev yapıyorsunuz. Size yürekten tekrar teşekkür ediyoruz. Cenazeler kalktıktan sonra herkesin daldığı bir ortamda aileler kendilerini yalnız hissetmesinler diye belediye başkanları ve milletvekilleri her cenaze sahibiyle ilgili görevlendirildiler ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. İşte kriz böyle yönetilir. İşte çare böyle bulunur. İşte yara böyle sarılır.